Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da iğde ağacı ve iğde meyvesini tanıyacağız. Bununla ilgili bilgi paylaşacağız. İğde karasal iklimin görüldüğü tüm bölgelerde yetişir. Çalı familyasındandır arkadaşlar. Ağaç olmasına rağmen, yani 5-10 metreye kadar yükselmesine rağmen birazdan dallarını falan göreceğiz. Çalı gibidir. İncecik çalı familyasına aittir. Ticari ömrü 80 ile 100 yıldır arkadaşlar iğdenin. Bilinen iki çeşidi vardır ülkede. Biri Japon iğdesi, biri de şu an görüntüsünü çektiğim kırmızı iğdedir. Arkadaşlar bunların çoğaltılması genelde dallarından çelik alınarak saksıya ya da bahçenin herhangi bir yerine Kasım Aralık ayları içinde gömdüğünüz ve suladığınız takdirde yapılmaktadır çoğaltılması. Bir de çekirdeklerinden yapılmaktadır. Çelikten yapılmasını tavsiye ederim. Çünkü çok basit, hemen oluyor. Suladığınız, baktığınız zaman. Ve bu da 2-3 sene içinde meyve veriyor. Mesela arkadaşlar bazı yörelerde hep sorunlardan biri de şudur. İyi de çiçek açıyor fakat dökülüyor. Meyve vermiyor. Bunun sebebi nedir diye. Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Biri mantarsı hastalıklar. İkincisi de hava ve toprak şartlarından dolayı çiçeklerini döküp meyvesini vermeyebilir. Bu hastalıklarda ağacın çiçek açıp meyve vermesini sağlamak için arkadaşlar iki dönemde ağaçları ilaçlamamız lazım. Çinko ve bor karışımıyla. Birincisi çiçekler açmadan önce, çiçekler açmadan bir hafta önce. İkincisi de çiçek döneminde iken, çiçek dönemi sonrasına yakınken çinko ve bor ilacıyla ilaçlama yaptığın zaman yeterlidir. Çiçekler tutacaktır ve meyve verecektir. Bunda da yine meyve budaması, ağaç budamasında yaprakların 1/4 ve tamamı döküldükten sonra Kasım 15 ile Aralık 15 arasında budaması yapılacaktır. Yapılmasını tavsiye ediyorum çünkü çalımsı, çalı türü bir bitki olduğu için çalı familyasından araların açılıp hava ve güneş girişini sağlamalıyız arkadaşlar. Arkadaşlar iğde meyvesi ve iğde ağacı insan sağlığı için çok faydalıdır. Bu şöyle tarif edebilirim. İğde çiçeği, bu meyveden önce açtığı çiçeği, yaprağı ve çekirdeği ile komple bir insan vücudu için yararlıdır. Çiçeğini ıhlamur demler gibi topluyoruz, kurutuyoruz, çayını yapıyoruz. Kara çay demler gibi. Yaprağını da yine arkadaşlar aynı şekilde topluyoruz. Şu gördüğünüz iğdelerden kurumuş, kuruttuktan sonra 5-10 tanesini 2 tutam iğdeye atarak demlemesini yapıyoruz. Kaynatma yapmıyoruz arkadaşlar. Bitki çaylarında size tavsiyem, hiçbir zaman kaynatma yapmıyoruz. Kaynar suyun içine koyup 10-15 dakika ağzını kapatarak demlemesini yapıyoruz ve bu şekilde tüketiyoruz. Faydalarına gelince arkadaşlar, ilk önceki faydası, en şeyi, belirgini, zihinsel yorgunluğu gideriyor arkadaşlar. Bunu içtiğiniz zaman, çayını, çiçek çayını, yaprak çayını ya da iğde çayını içtiğiniz zaman zihindeki yorgunluğu gideriyor. İkincisi, omega 7 yağ içerdiği için arkadaşlar, bu da vücuttaki kolajen artışını sağlıyor. Saç ve cilt için hücrelerin yenilenmesini sağlayarak insana fayda sağlıyor arkadaşlar. Karaciğerdeki toksinleri temizliyor arkadaşlar. Kötü kolesterol düşürerek vücuttaki ödemleri atıyor arkadaşlar. İyi de tüketildiği zaman. Kullanıldığı zaman, yaprağı ve çiçeği kullanıldığı zaman öksürüğe, astıma, soğuk alınga, gribe, ıhlamur gibi fayda sağladığı gözlemlemektedir arkadaşlar. İşte çekirdeğini nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Bunun çekirdeğini böyle yerken yutmuyoruz arkadaşlar. Çekirdeğini çıkarıyoruz, kurutuyoruz ve ufalayarak un şekline getirdiğimiz zaman, tükettiğimiz zaman kalsiyum açısından çok zengin. Kemik gelişimine faydası var. Ayrıca kemik erimesini de önlüyor. İğde ağacının, iğde meyvesinin çekirdeği arkadaşlar. Zaten şu an çoğu insanlar iğde meyvesini dahi görmemiştir. Bilmiyordur. Önceleri vardı. Şimdi hiçbir bahçede bu iğde meyvesi görünmüyor arkadaşlar.
Şöyle dediğim gibi çekirdeği kalsiyum açısından çok faydalıdır. O şekilde tüketim yapacağız. Ve bu iyiydi arkadaşlar, tüketildiği zaman iyiydi, çay iyiydi, hemoroidi tedavi ettiği ve iyi geldiği de söylenilmektedir. Vitamin ve mineral açısından arkadaşlar iyi de diğer meyveler gibi aynı şekilde birçok vitamin ve mineral barındırmaktadır içinde. A, C, E vitamini bolca içerir ve kalsiyum çok yüksek miktarda içermektedir insan vücudu içinde, yararlıdır arkadaşlar. Ayrıca çok güçlü bir antioksidandır arkadaşlar insan için. İnsan vücudundaki mikroplar ve diğer olumsuz şartlarda terleme ve benzeri yollarla insan vücuduna atılmasını sağlar. Antikanserojen etkisi vardır arkadaşlar. Kansere karşı önleyici ve tedavi edici bir etkisi vardır. Arkadaşlar bu iğdede 100 gram iğde yediğiniz zaman 20 gramı şekerdir. Bunun normalde hiçbir yan etkisi yoktur, uyaracak bir şeyimiz yoktur. Ama arkadaşlar şeker oranına dikkat edeceğiz. Bunu göz önünde bulundurarak yiyeceğiz ve iğdenin diğer bir özelliği de omega 7 yağı bulunduğu için vücudunda arkadaşlar, bünyesinde bu iğde ağacının, iğde meyvesinin tip 2 diyabet riskini azaltıyor. Olanlarda da tedavi ediyor. Böbreklerde arkadaşlar tedavi edici etkisi de vardır. Kısacası arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bunun çiçek döneminde çiçeğini alıp kurutularak ıhlamur çayı gibi yapabiliriz. Şu an yaprak döneminde yaprağını alarak kurutup, şu gördüğünüz bakın olgunlaşmıştır iğdenin içi. Bunu şimdi açacağım ben. Bakın arkadaşlar, kabuğunu açıyorsunuz. İçi böyle pamuksu, hafif mayhoş tadı vardır. Hafif mayhoş tadı vardır. İçi pamuksu, iğde meyvesinin. Ve bu çok yendiği zaman en çok yan etkisi ağızda kuruluk yapar. Bir de şeker yönünden arkadaşlar söylendiği gibi %20 şeker barındırmaktadır. Bunu yerken ona dikkat edeceğiz. Onun dışında yan etkisi yoktur. Söylemiştim arkadaşlar, iğde niye yaprakları, çiçekleri tutmuyor diye. Bunda iki tane neden vardı. Biri mantarsal hastalıklar, biri de topraktır. Şu gördüğünüz yaklaşık 30 senelik iğde ağacıdır. Bakın, çalı familyasından dedik ya, dallarını görüyorsunuz. Normal ağacın dalları gibi değil. Çalı formatındadır. 5-10 metreye kadar yükselmesine rağmen genelde yere doğru eğilerek ömrünü sürdürür. Ticari ömrü de 80-100 yıl demiştik arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi çok da güzel meyveleri var. Çiçek açtığı zamanki kokusu da çok güzel. İnsan hayatı için sağladığı vitamin ve mineraller açısından da çok sağlıklı. Bir tek noktayı tekrar izah ediyorum. Bunun dediğim gibi her yörede yetişiyor, karasal iklimde dahi. Sebebi de kökünde bulundurduğu azottan dolayı. Fazla su istemiyor ama meyve döneminde sulanırsa kaliteyi de arttırır, bunu bilin. Bahçenizde bulundurmanız gereken en güzel, en baştaki meyvelerden biri diye söyleyebilirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.